Evet, şimdi abi birazcık hem Fernando Santos'un hem de Feyyaz Uçar'ın birbirine bir noktada paralel bazı açıklamaları vardı transferle alakalı. Fernando Santos en az 2-3 takviye, en az 2-3 transfer yapacağız dedi. Yani tabii bu en az demek hani 2-3-4-5 olabilir. Hani artık sayısını onun bilemeyeceğiz ama Feyyaz Uçar'ın da abi hem stoper için hem ön libero için yine açıklaması vardı. Maç sonunda Beşiktaş taraftar da şimdi tabii haklı olarak soruyor. Şu an yorumlarda da var. İşte 6 numaraya kimi alıyoruz, stopere kimi alıyoruz? Çünkü direkt olarak stoper olduğu söylendi. Yani artık Beşiktaş bir stoper transferi yapacak gibi gözüküyor. Stoper, 6 numara. Evet, 6 numara. Bir de yani böyle bir 10 numara. Evet abi 10 numarada isimler geçiyor. Ya şöyle söyleyeyim, hocanın ilk değerlendirmesinde de zaten Beyli gittiği için de ortak kanat çok üst düzey iyi bir stoperin alınması. Bu yönde dosyalar birleştiriyor. 6 numara kesinleşti. Stoper kesinleşti. Onana gitti. 6 numara kesinleşti. Yani hoca da zaten bu yönde burada eksiklerini ortaya koymuş. 10 numara bir de forvet. Yani kanat forvet mi forvet mi? Abubakar'ın durumuna da bağlı biraz. Yani o için ben 3'te kalacağını 4'te kalacağını düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ta bana göre bir sol bek ihtiyacı var. Yani Svensson konusunda da İşin açıkçası evet ben Rozier'in performansından memnun değilim. Türkiye'nin en iyi yetenekli sağ bek oyuncusu ama performans göstermedikten sonra evet, bir anlamı yok. Hiçbir veride, hiçbir istatistikte yok. Yani bakıyorsunuz sağ bek katkılarına, oyun katkılarına, gol katkılarına, nitelikli pas katkılarına Rozier'in oralarda olmadığını görüyoruz. Yani ilk 10'da yok. Demek ki burada artık Rozier'in mental olarak bir sorunu yok. Hoca düzeltir mi? Yani Fransa'ya gitme kararından bir yıldır sürekli ben Fransa'ya gideceğim deyip başka bir şeyde. Abubakar'ın işi biraz belirsiz. Abubakar işte Gremio'yu istiyordu. Biliyorsun Katar'dan, Suudi Arabistan teklifler vardı. Bunlar bonservissiz talep etmişlerdi. Beşiktaş'ta bonservis olursa satarız demiştik ki ama Afrika Kupası'nda da pazar yapamayacak gözüküyor. Çünkü orada bir sakatlığı nüksetmiş. O sakatlığından dolayı 2 hafta oynayamayacağı söyleniyor. Bu da direkt şampiyonaya etki edebilir. Orada istediği verimliliği ya da piyasayı sağlayamayabilir. Abubakar nasıl oynayacak? Oynayabilecek mi? Yani bazen biliyorsunuz sakatlığı olmasına rağmen bazı hoca oynayabiliyor ama Abubakar'da öyle bir risk var. Sakatlanma riski var. Onun dönüşü nasıl olur? Transferi yapar mı? Hoca onunla konuştuğunda ne olur? Bu da belirsizlik. Yani hocanın Abubakar'la görüşmesini bekliyoruz. Ben devre arasında 3 ya 4 yapılacağını düşünüyorum transferin. Hani Svensson'da yapıldığı için hadi 5 oldu. Ama devre arasından sonra sezon sonuna doğru bunların artacağını düşünüyorum. Ben sol bekte de ciddi bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela herkes Rıdvan'ı yazmaya başladı şimdi Galatasaray için vesaire. Eğer Rıdvan'ın gelebilme durumu varsa Rıdvan'ın sol bekte transfer edilmesi, Beşiktaş'ın ya da kiralanıp opsiyonlu satış alınması bir çözüm olabilir. Bakasetas'la ilgili Bakasetas'ta 750.000 euroluk bir anlaşma zemini oluşturulmaya başlamıştı Trabzon'la ilgili. Haberi ilk ben vermiştim ve önceden de bu işlerin başladığını, yönetimsel olarak da devam edileceğini Sayın Hasan Arat söyledi. Yani Bakasetas Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ortaya çıktı. Bu da bizim haberimizin ne kadar yerinde bir isabet doğru olduğunu söyledi. Ben Bakasetas'la ilgili görüş bildirebilirim. Daha iyisini, daha iyi şartlarda, daha iyi ekonomiyle, bu bonservisle, bu Türkiye şartlarında bildiği için Beşiktaş yönetiminde bir toparlanmaya ihtiyacı olduğu için o bölgede de nitelikli isim olmadığı için Bakasetas'ın 750.000 euro bonservis gibi bir rakam konuşuyor anlaşma zemininde. Bu rakama anlaşabileceğini İlk Trabzon'a sorduğumda yani 1,5 milyon isteniyor falan demişlerdi ama sonra rakam Beşiktaş 300.000 eurolar, 500.000 eurolar teklif edildi. Şu anda 750.000 euro gibi bir rakam sanki iki tarafta buluşma eğiliminde ama hocanın onayı bekleniyordu. Eğer hoca onay verirse bakacaktır Bakasetas'a. Bakasetas çok bekletilecek bir oyuncu değil. Trabzon'dan gitmeye kesin karar vermiş, imzalamıyor. Trabzon dışına çıkacak. Ya Suudi Arabistan'a gidecek, ya Yunanistan'a gidecek ya da İstanbul'da bir yerlere gelecek. Bugün böyle bir oyuncu boşta kalmaz. Beşiktaş belli bir mesafe kat ettiyse de edecekse de bunu bir an önce sonlandırmasında fayda var. Ben şahsen Bakasetas'ın Beşiktaş'ta katkı sağlayabileceğine inanıyorum, düşünüyorum. Hem şartlarını açısından da 750.000 euro bonservis yani ödenebilir. Bugünkü şartlarda Bakasetas gibi oyuncu kimler neye maaşlar ödüyor? Bu maaşı ve bonservisi Bakasetas gibi bir değer açısından makul gözüküyor. Svensson konusunda yine söylüyorum. Samet Aybaba'nın etkisinin olduğunu düşünüyorum ama Rozier'den gözden çıkarılmış olarak ki Svensson alınmış. Yani Svensson'da hani çok inanılmaz ofansif etkinliği olan inanılmaz işte çıkışları olan bir oyuncu değil. Yani biraz disiplinli bir oyuncu. Hücumsal katkısı biraz beni düşündürüyor. Yani Adana Demirspor'da da işin açıkçası bu ortam vardı, iyi oyuncular vardı ama ben sağ ve sol beklerim. Kimse kusura bakmasın. Masuaku konusunda da hemfikirim. Bugün Fenerbahçe'deki Osayi Samuel'i de eleştiriyorum. Galatasaray'da da birçok eleştirdiğim o sağ ve sol oyuncu var. Büyük takım oyuncularının oyuna katkısının sağ bek sol oyuna çok fazla olması lazım. Rakipler kapandığı zaman sizin üstünlük kurman için sağ bek sol bekin çok top taşıması lazım. Evet. Çok atletik performans sergilemesi lazım. Gidip gelmesi lazım. Şenol Güneş de bunu istiyordu. İşin açıkçası Fernando Santos da istedi. Şöyle bir durum var maçta. Dünkü maçtan bir sahne anlatayım. Yukarıdayız. Aşağıya baktım. Santos Onur'u çağırdı. Yanına dedi ki Onur'a sen dedi takım biraz sol tarafa dönük oynuyordu. Sen dedi buradan top iste dedi. Yani sağda biraz açıkta kal. Sağ beki getirdi orta sahaya. Ofansif atak oyuncusu gibi oradan top atmalarını istedi. Yani diyor ki yani İngiliz Inter'de görüyorsun soldan sağa top atmalar. Kanat oyuncusunu solda bekletirsiniz. Ya da bu sefer sağ beki çıkarttırdı. Ters toplarla gelen toplarla pozisyon bulursunuz. Bu bir taktiktir. Bu idmanlarda özellikle İskoç takımları, İngiliz takımları bunu çok yaparlar. Hoca çağırdı dedi ki buradan top iste dedi. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. O topu atacak orta sahada oyuncu yoktu. Yani 2 defa denedi, evet, koştu. Top istedi atmadılar. Neden? Çünkü o dönem sakatlandı. Amir sakatlandı. O ters topu yapabilecek oyuncu ya Amir'di ya da sol bekte atıyorum Masuaku o işleri yapabilirdi. Henüz o bir ritüel oluşmadı. Yani şeyden de Zaynutdinov'dan da ve Talha'dan da Tayyip Talha'dan da o uzun top ters topu atma beklenemediği için Salih de orada performans olarak geri kaldı. O plan tutmadı. Hoca ama şunu istiyor. Sağ bekin mutlaka girip kanatta forvet gibi bindirmelerle taktik planı içerisinde tutuyor. Yani şunu görüyoruz. Diyor ki hoca benim sağ bekim yani iyi bir sağ bek olması lazım. Benim sol bekim oyuna katkı sağlayacak sol bek olması lazım diyor. Yani hoca kapalı savunma oynatmayacak. İşte geri yaslayıp uzun toplarla falan çıkmayacak. Hoca bütün yönleriyle oynatmak istiyor ve önde savunma hattını kurduğunu gördük. Bu açıdan bakıldığı zaman Beşiktaş'ın hani ideal sağ beki Svensson mu bu konuda işin açıkçası çok hani eleştirmek de istemiyorum ama benim kafamdaki şablona göre hani Rozier'den daha iyi performans sergiler yani bu kafayla ama ileriki süreçte ben Masuaku'yu da beğenmiyorum. Yani birçok kişi benden ayrı, evet, düşünüyor. Beşiktaş'ın büyük takım topçusu olduğunu düşünmüyorum. Yetenekli bir oyuncu kabul ediyorum. İngiltere'ye de gidebilir. Hiç sıkıntı yok ama şampiyonluğa oynayan, sürekli kanat beklerinin öne çıkmasını isteyen hocalara yani Valerian İsmail sisteminde en iyi oyunculardan biri olur. Kabul ediyorum. Geriden uzun toplarla çıkarsın vesaire. Teknik oyuncu. 35 metrede oynarsın. Bu onu ama Şenol Güneş'in takımında bana göre Santos'un takımında çok fazla başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani çok fazla ileri gidip çıkması lazım. O kanadı kullanması lazım. O yüzden Beşiktaş'ın ileri dönemde belki bu dönem böyle geçirir ama yıl sonu itibariyle tekrar onun da sözleşmesini gözden geçirmeli diye bir görüş bildirebilirim. Çünkü Beşiktaş'ın daha iyi oyuncularla, daha kaliteli oyuncularla oynaması lazım. Sayın Hasan Arat ve yönetimin nasıl iyi bir teknik direktör getirdi. Bu yayınlarda hep söyledim. Biraz sabır göstermek lazım. Hani 15 evet, gün oldu Rıza Hoca gideri. Bir anda her şey toparlanamaz demiştim. Sükunet tavsiyesinde bulmuştum. Bu konuda da Beşiktaş'ın iyi bir kadro kurması lazım. Ben hala söylüyorum. Dün maçta Semih kurtardı. Ölecek bir Semih var. Gerson hocanın gelişiyle bir toparlandı. Orada bir yanağına tokat vuruyor falan. O kadar samimi. Gerson toparlandı. Cenk Tosun toparlandı. Baktığımız zaman Raşica son haftalarda çok istekli, kendini buldu. Hocanın da gözü. Bu oyuncuların toparlanmasıyla birlikte ne oldu? Bunlar toparlandı, takım toparlandı. Ama inan çıplak gözle izlediğim zaman Beşiktaş ikinci yarıda oyunun belli bölümlerinde o kadar vasat kaldı ki. Yani Karagümrük de bir şey yapmadı ama Beşiktaş'ın rakibi Karagümrük değil ki. Yani bunları tamam kazanmak kıymetli. Bunlar çok değerli ama kalite olarak çok eksik var. Yani bu takım kazanmaya başlayınca aman iyi takımız şuyuz falan düşüncesine yanmasın. Bu takım iyi değil. Bu hayal edilen, özlenen Beşiktaş değil. Ve hocanın eline çok iyi kadro, iyi oyuncular kurmak lazım. Hocanın elinin güçlü olması lazım. Yani bu kadro o yüzden hemen bak kazanmaya başladık. 3 maç üstte kazandık. Hocayla bu iş olur değil. Hocayla iş olur ama hoca elinde güçlü bir takım olursa olur. Bunun da yönetimin bilincinde olduğunu düşünüyorum. İşin açıkçası Hasan Arat ve yönetiminin bu yönünde doğru adımlar atacağına inanıyorum. Yani bu süreci bekleyeceğiz. Ama iyi bir stoper, iyi bir 6 numara, Bakasetas 10 numara ya da 8 numara orada değerlendirilebilir. İleride de bir forvet. Bu dönem için, ara dönem için Beşiktaş'ın sorunlarına en azından toparlanma sürecine katkı sağlar. Sezon sonu da 2-3 tane daha takviyeyle, iyi takviyeyle Beşiktaş sezona taş gibi takım olarak da girebilir. Ama bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş'ın Avrupa hedefi var. Şu anda Beşiktaş ligde yükselmeye başladı. Trabzon rakibi. Yani evet Fatih abi, telefon geldi muhtemelen. Şimdi birazdan sizlerin yorumlarına, sorularına da döneceğim. Fatih abiye ileteceğim sizin de yazdığınız isimleri. Yazmaya devam edebilirsiniz. Evet, Fatih abiye bir telefon geldiği için şu an yayından düştü ama tekrardan hemen bağlanacaktır. Sizin de bir yandan yorumlarınıza bakıyorum. Zayt Salih takasını soracağım Fatih abiye. Renato Sanchez'i yazmışsınız. Onu yine soracağım. Danilo Pereira ismi var. Erencan var. Bu isimleri soracağım arkadaşlar. Fatih abi sözünü bitirdiğinde hemen bu isimlere geçeceğim. Evet Fatih abi tekrardan yayına bağlandı. Merhabalar ya, kusura bakmayın. Evet, telefon geldi abi sanırım. Yayından düştün ama devam edebilirsin. Biraz da tabii yayının sonuna doğru da geliyoruz. İzleyicilerin de sorduğu bazı sorular var. Onlara da geçebiliriz. Ya şimdi, bir şey söyleyeyim. Evet, hocanın evet bir açıklaması vardı. 2 tane. Bunu kenara yazmamız lazım. Birisi dedi ki kendi evimizde dedi en çok biz savaşmalıyız. En iyi biz oynamalıyız. En çok biz mücadele etmeliyiz. Müthiş her şeyi ortaya koymalıyız dedi. Yani rakipler bizden daha çok koşmamalı. Bizden daha çok savaşamaz. Bizden daha iyi mücadele edemez. Buna yani kazanamaz diyor. Şimdi hoca bir sınır çiziyor. Bu önemli. İkincisi oyuncularıma söyledim dedi. Biraz gerginlerdi. İçeride 2-3 maç kaybedince. Dedim ki dedi rahat olun. Rahat olun. Stresin üzerinden kalksın için yapıyor. Bu bir mental. İşte anlatmaya çalıştığım psikolojik mental çöküntüyü ortadan kaldıracak tecrübe bu. Genç bir teknik adam gidip oyuncularına ya rahat olun, sorumluluk bende. Yani kazanırsa kaybederseniz de sorumluluk benim diye bir teknik adam. Oyuncularıma söyledim, size de söylüyorum. Takım kaybederse sorumluluk bende. Suçlu bende arayın diyor. Yani aslında bu şekilde hoca biliyor ki bu işin takım oyun olduğunu, oyun iyi bir takımla, iyi oyuncuların mücadelesiyle olacağını biliyor. Ama şu anda oyuncuların özgüvenini kazanmak, onları bu mental çöküntüden kurtarmak, gerilimden, stresten arındırmak ve sahaya konsantre etmek için hoca sorumluluğu, yükü üzerine alıyor. Yani diyor ki ben buradayım ve sorumluluğum, bir lider gibi davranıyor, bir mentor gibi davranıyor, bir psikolojik rehber gibi davranıyor ve takımı bu konuda yavaş yavaş toparlayacak. Bu takımdan bir şeyler çıkıyor. Tabii Tayyip Talha'nın da dönüyor olması henüz hazır değil ama Tayyip Talha ülkede stoper anlamında bir oyuncu transfer olacaksa bunlardan bir tanesi Tayyip Talha'dır. Gerçekten müthiş yetenek var. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ben stoper olup da oyun aklı bu kadar iyi yerli oyuncu hatırlamıyorum yakın dönemde. Ahmet Yıldırım vardı. Evet. O da orta sahadan mı? Yani futbol oyun aklı çok inanmıyorum. Boyu da çok uzun değil biliyorsun yani. Çok uzun değil ama topa sıçrama kabiliyeti, oyun okuma, topla çıkma gerçekten farklı özellikleri var. Hatta ben bunu birkaç yerde söyledim. Ya ciddi misin falan diyorlar. Yani arkadaşlar Tayyip Talha'nın pozisyon alma bilgisine, sürecine bakın. Önceki maçlarını hatırlayın. Gerçekten bir cevher. Ya Beşiktaş'ın geçmiş dönemin yönetimin yaptığı nadir iyi transferlerden bir tanesi, iyi bir transferdi. Haklarını teslim etmeye söyleyelim. Birçok yanlışlarını söyledik. Doğruyu da söyleyelim. Tayyip Talha da iyi bir transfer ve gelecekte de çok iyi olacak. Onu gördük. Zaynutdinov yani gerçek bir joker oldu. Stoperde oynuyor, solda oynuyor, sağda oynuyor. 2 hafta üst üste aynı mevkide görmedik ama dünkü karşılaşmada onun da kendi mevkisi olmadığı halde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve onun da bir futbolcu yeteneklerinin olduğu, oyun aklının ve futbol bilgisinin olduğu bu yaşında onu da bize göstermiş oldu. Bu da Beşiktaş adına artı süreçlerden bir tanesi.